Cemcir Azam. Şimdi beni tanırlar. Kendi filmini izlemeye gelmiş, işi arttırmaya çalışıyor diye haber yaparlar yavrum. Sen al biletleri. Ben niye alıyorum oğlum? Sade alsın. Üç tane öğrenci verdisin. Kimse buna kimlik bile sormaz. Hadi Sade. Bak çocuklaştılar yine ya. Filminiz vizyona giriyor. Birazcık ağırlığınız olsun lan. Lan dedim, evet, kusura bakın. Hanımefendi merhaba. Biz Erol'la İbrahim filminin oyuncularıyız da. Bir sonraki seansta misafiriniz olabilir miyiz acaba? Erol musunuz, İbrahim mi? Şeyim ben, hasta bakıcı o, işte o ortadaki mavi önlüklü şey hasta, saçtırma orta. Abi, abi bir gelsenize, abi, çekil. Abi, abi. Sadun çekil bakayım yavrum. Hanımefendiciğim, bize bir sonraki seanstan 3 adet bilet verir misiniz lütfen? Bir sonraki seans 5 dakika sonra başlayacak ve hiç bilet satılmamış. Yapma, bana bunu yapma. Moral bozma, moral bozma hemen. İlk siftah bizden, bereket Allah'tan. Buyurun. Ama açamam filmi 3 bilet için. Elektrik masrafını karşılamıyor. En az 10 kişi olması lazım. Al 10 kişi al, 10 kişi al ablacığım. Yalnız şu volümünü biraz kısarsan çok sevinirim, ne olursun. Özgüvenimizi daha fazla kırma, bittik zaten. Etik olmaz. Sayıma falan geliyorlar arada kontrole. Mühür yemeyelim. Nasıl yani ya? Kardeşim ben şimdi başrolde oynadığım, hadi oynadığımız, kendi filmimizi diyorum ya, kendi filmimizi vizyonda izleyemeyecek miyiz? İlk defa olmuyor Ahmet Kural. Çalgı Şengi'nin gösterildiği salonların yarısı inşaat halindeydi, hatırla. Adamın teki bizi açılıştan sonra gelin demişti, bekleriz demişti. Bak ona da gitmedik biliyor musun? Unuttuk. Sinemamızın kuralları, yapacak bir şey yok. Sinemanız bugün çok önemli bir kuralı kaybetti hanımefendi. Bunu bir yere yazın. Hem de ülke için en değerli kuralı. Ahmet Kural'ı kaybetti. Bir daha söyleyin de not alayım. Önemli bir şeydi galiba. Basın bülteni geçeriz. Ezik dedi benim Murat. Ulan siz bir yerlerinizi kuru mu bırakıyorsunuz oğlum? Anlamadım ben sizi ya. İğne ucu kadar ıslanmadık yer kalmayacak diyorum. Bunun neyini anlamıyorsunuz siz ya? Hayır gelip ben mi yıkayayım sizi yani? Sadi, Ahmet. Ablacığım pardon, gusulen sordum. O genize kadar çekmiyor. Sen çekiyorsun. Salon 17 mi demişti kardeşim? Evet efendim. Siz geçin, ben geliyorum. Vay kardeşim. Abi. Ne abi hoş geldin ya. Sizi ya. Hoş geldin abi. Fettah candır ya. Kardeşimsin. Neredesiniz siz ya? Abi ne yaptık ki biz kardeşim? Olur mu abi ya? Herkesi toplayıp filme getirmişsin. Ne filmi ya? Biz klip çekmeye geldik. 17. salon boşmuş. Film iş yapmıyormuş. Siz hangi filme geldiniz? Biz seni görmeye geldik, destek olmak için. Fettah, gömdün bizi ya. Yemin ediyorum bak, Marvel filminde efekt unutulmuş plan gibi kaldım ya lan. Moral bozmak yok, moral bozmak yok. Nasıl moral bozmak yok, bittik oğlum biz. Madem öyle, biz de herkesi toplayacağız abi. Herkes kim Şamil? Herkes Ahmet. Ulaşabildiğimiz herkesi. Herkesi buraya toplayacağız, oturacağız, adam gibi çektiğimiz filmi izleyeceğiz. Ne var ya? Anıdır be. Fettah salona inmiş ya la. Adam bir güle güle demeden gitti ya la. O zaman herkesi topluyoruz Şamil. Ama herkesi. Aferin Timir. Fettahcan'ı gördün değil mi benim arkadaşım? Salon 17. 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 Bir defa fazla şu tipsiz verecek. Salon 17. 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 Bir kişi alayım. Aynı salon. Salon 17. Salon 17. Salon 17. Star. Ben sana ne dedim? O filmi çek Ahmet dedim. O filmi çektin demin ama filmi iyi. Tamam. Serpil hoş geldin. Vallahi yine bir acayipsin ha. Hoş geldin. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Türkiye güzeline ne oldu lan? Bilmiyorum Murat abi, bana bir şeyler oluyor. Bana. Cevil. Ya çok özledim. Ecovil. Kız sana ne oldu? Terbiyesiz. Ben yeni film projesi için 2 kilo verdim. Ece sen var ya, ya hiç sayı saymamışsın ya da hiç dayak yememişsin yemin ediyorum. 2 kilo verdin ne lan? Bütün yüklerinden kurtulmuşsun. Değendin mi?
Anam. Ece, acayip bir şey olmuşsun hakikat. Buradan çıkışta ne yapıyorsun? Sadun, asıl sen ne yapıyorsun? İlaç milaç mı aldın, sarkıyorsun kıza? Git lan sen de hadi. İki iltifat hemen, biraz mütevazilik. Başka bir şey değil. Şuna bak ya. Vallahi ben de bilmiyorum Ahmet. Öyle birden bir özgüven patlaması oldu bende. Meğer bende özgüven varmış da işte çıkmak için bu yaşı beklemiş. Neye dürtüyorsun oğlum ki? Dünyadık abi dün. Takım arkadaşımla anlaşamadık. Dün daha tipe izlemeye gelmedi ama dün daha demiş. Deli bir tane değil ki amına koyayım. Önüne balık kaymağı koy besle. Ya yürü git lan. Hadi git. Hadi. Hanım tekrardan hoş geldiniz. Hepiniz, hepiniz, hepiniz. Geç bakalım. Gençler, hadi bakalım. Hazır mıyız? Kes! Başlıyor. Kardeşim ya, anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Yorulduk, bir ara hiç bitmeyecek dedik. Bir hayalin içinde dolanıyoruz dedik. Uyanmak istemediğimiz sabahlar oldu. Ama değdi be abiler. Yorulduk, bittik ama değdi. Oğlum, filmimizi perdede izliyoruz lan. IMDB'ye girdik iyi kötü. Ağlayacağım Cemciğim. Değdi lan. Vallahi billahi değdi. Neşesi yeter. Ayrılacağız değil mi kardeş? Salak salak konuşmalar. Ne ayrılmasıymış. Bizim kaderimiz bir yazılmış kardeşim. Neden? Ahmet, gerçekten beni her yere götürmene gerek yok. Ben artık kendimi bayağı iyi hissediyorum. Sus Feride, sana yalnız kalmak yok artık. Feride yenge evde tek başına kaldığından psikolojisi bozulmuş. Ahmet gittiği her yeri onu da getiriyor. Benim psikolojim falan bozulmadı. Evet, bozulmadı. Kemal Sunal taklidiydi bu. Anladım maalesef. Eşşol eşek. Dayanamayacağım artık. Kestik, kestik. Öf! Sıkıntı yok. Baret var, baret. Ama sen yine de kes Vedat. Ben geldim Feride. Hoş geldin Ahmet. Feride, nedir o tam olarak? Ninja kaplumbağalar. Leonardo, Donatello, Rafael, Michelangelo ve Osman Hamdi Bey. Kendisi sevdiğim bir sanatçı olur. Ne yapıyorsun? Tam olarak Feride. Arkadaşlık ediyorum Ahmet. Pizza yer miyiz gençler? Yaşasın. Terbiyenizi takının. Siz nasıl arzu ederseniz diyeceksiniz. Kara kafayı yedi. Salih abi eve uğradı. Bir şey ileteceksen bana söyle dedim. Ben de muhatap bile olmadan not bıraktım. Nereye? Sakızla yapıştırmış ya. Ahmet, şu kadını hala evine sokuyorsun ya, sana bir şey demiyorum. İmza Salih. Not, imzayı bu kağıtta arama, alçıya attım. Adettir.
Alçıdaki isimlere dikkat et. Küçükçekmece Askerlik Şubesi'nde bu kadar erkek ismi kayıtlı değil. Anakonda Ziya kim lan? Ya ilk defa duyduğum isimler var yemin ediyorum ya. Ahmet arkadaşlarım onlar. Alçı alçı değil anasını satayım. Saatli marif takvimi be. Doğacak oğluna seç buradan isim koy. Bütün keyfimi kaçırdın Salih abi ya. Salih abi beni hiç sevmiyor değil mi? Sen Salih abiyi zerre tanımamışsın. O öyle bir insan değil. Bu ağzına kadar doldurmuş getirmiş. Dedim hepsini siz mi doldurdunuz? Evet dedi. Sperm bankası olsak premium müşterimiz olursunuz dedim. Adam zevkle dedi. Tamam işte ya aynı hastadır o. Hani o kendi kabıyla gelmişti kavanoz gibi değil mi? Arkadaş bu nasıl bir teşbihtir? Bu nasıl bir muhabbettir? Bu ne lan? Sorma kardeşim. Hep böyle mi bu ya? Hep böyle lan. Arkadaş bu doktor muhabbeti de ne kadar çekilmez muhabbetmiş ya. Bütün gün hastaları çekiştiriyorlar. Ben daha gitmem doktora moktora kardeşim. Bu ne biçim bir hastane lan? Fizik tedavici niye test yapıyor abicim? Ahmet sen daha ne kadar bakacaksın buna ya Allah aşkına? İşte iyileşene kadar. Ya ne iyileşmesi oğlum Allah aşkına Ahmet ya. Mecburiyeti mi var senin buna kardeşim? Sal gitsin ya. Yok kardeşim. İyileşene kadar böyle. Ahmet. He. Sen aşure mi yaptın? Koktu burnuma. Aşure. Aşure yapmadım. Bu şey erikli tarçınlı poşet çay. Hazır bu. Ha. Ya ben de aşure sandım ya. Yapayım. Canın aşure mi çekti? Ne diyorsun Ahmet sen? Sözünü geri al, sözünü geri al. Sözünü geri al lan. Küfür mü ettim? Ya zahmet olmasın sana. Ne zahmet? Senin ben kalıbına sıçayım. Ne var lan? Lan buradan kumranı yapıyoruz mu? Ulan alçı var, alçı. Oğlum alçı bacağın da lan. Yapıyoruz mu? Yapmıyoruz. Doğru söylüyorsun. Ne? Allah senin cezanı vermesin. Kalk gidelim hadi. Murat yine o kızın peşinden gitmiyorsun değil mi kardeşim? Lan benim ne işim olur kızla ya? Benim 100.000 tane işim var. Ananı avradını o ne lan? Allah aşkına şu ayağını bir yıka ya. Kedi yarasa doyar şerefsizim. Ama şunun ayağını yıka lan. Görüşürüz yenge. Tövbe estağfurullah tövbe. Mahcup oldum şimdi. Ne yapıyorsunuz lan gençler? Yasak abi sağlamıyoruz. Oğlum Ahmet'le Murat benim samimi arkadaşım lan. Sürekli girdiğim yer oğlum benim burası. Hakkı Bey'in çok net talimatı var. Yabancı insanları satamayacaksınız dedi. Vay arkadaş size niye diyor lan bunu? Oğlum siz teknik ekip değil misiniz lan? Size mi düştü lan bu setin amirliği? Hakkı Bey neden sonra yapmadın mı günleri? Dün sabah ezanı okuyacağım dedi. Bu sabah gittim okudum. Lan onun lafın gelişi dedi. Sabah ezanı oku desem onu da okuyacaksın dedi. Gittim okudum işte ben de. Ben bunun dediğinden hiçbir şey anlamadım arkadaş ya. Ne diyor lan bu? Mehmet Ali Brand abimiz ana haber bülteninde izlemek gibi bir şey lan bu. Ne diyor oğlum bu? Sabahki garip sesler oydu demek ha? Hiç gelmedi o kadar adam gelmiş abi. Sen hep gel dedi bana. Oğlum millet bu ses ne diye merak edip gelmiştir. Ben bile kalkıp gelecektim lan az daha. Ben bunu duyar duymaz pencereye fırladım. Güneş batıdan mı doğdu diye. Sura üflediler zannettim. Vallahi ben ciddi bir teklif aldım. Zilte senin için hazır. Vay arkadaş ya. Neyse arkadaşlar biz konumuza dönelim. Siz beni içeri almıyor musunuz yani şimdi? Alamıyoruz abisi. Emir büyük yerde. İlla nüfuzumu kullandıracaksınız bana yani. Şşşt! Ulan! Hey! Ahmet! Ben sizin sete geldim. Burada 3 kişi var. Bunlar beni içeri almadılar. Hangi üçü? Bedirhan, Nazlıcan, Supi. Oğlum kaç tane üçlü var lan sizin Angarya işlere bakan? Onlar işte kapıdalar. Beni içeri almadılar. Ulan! İyi de senin bizim sette ne işin var lan Münir Bey? Benim gerekçelerle hiçbir zaman işim olmadı zaten Ahmet. Her an şiddeti burada estetize edebilirim. Neredeyse çabuk çık gel. Tamam ulan tamam geliyorum kapat. Kimmiş o? Münir. Ne yapayım? Sana ne lan? Sana ne? Bak bu iş sende. Akşama kadar arabayı buldun. Vallahi polis ararım. Lütfen rica edeceğim. İstirham edeyim. Ya sen tamam Ahmet lütfen. Sen şey yapma ya. Ben de. Git taksi çağır lan bana. Otobüse bin ya. Hadi lan. 128'de geç. Git taksi çağır. Hasit etme beni. Hayırdır Onur? Karadeniz'de gemileri mi battı? Ha Karadeniz'de gemileri mi? İtin gibi nasıl kokusunu çekiyorum. Bu peçeteler ne ulan? Oğlum ayıp. Ekip gelir birazdan. Kadın var, çocuk var. Yapma böyle şeyler. Kadın geldi zaten. Kadın şunlar. Ama nişanı tutturur. Düğünde seçeceğimiz peçeteyi ben seçeceğim. Ben de anlarım. Kaldır şunları. Şimdi birileri gelecek. Allah sağ olsun. Ne takılmadı? Mahalleye takılmıyormuşuz biz. Halbuki ben kaleci. Penaltı attık ha. Valla güzel fotoğraf çıkarmışım. Oturma artık Onur. Kalk iş yapar gibi görünelim bari. Gelir ekip birazdan. Kayınbaba kalkıp tornadık. Gel başına geç dedi. Denizsiz yaşamam ki ben. Hadi Onur az laf sok iş hadi. Üzüyorsun bak bizi. Bizimle konuşsana be oğlum. Derdin ne? Derdin ne? Bu kadar sevmesem çekmemiş birini de. Aşkısına daha önce var olduğunu bir duygu insan diyor. Yeniden tanışır, yeni bir alışır gibi. İnsan yeniden doğuyor.
Hangisi olsun peçete? Yanımın üstünü tutar ne diye buna? İyi göster biraz. Ah Münir Bey, sen senin peçete. Romantik adamsın. Ulan hem içeri almıyorsun, hem yardım istiyorsun. İş başka, dostluk başka diyorsun. Çelişkiler yumağı, enteresan bir adamsın. Çözemedim ben seni Onur. Galiba hakaretin ama önemi yok. Sen seç birini. Söz genç arkadaşlar. Ben oturacağım size yakında. Hadi aşağıya. Hadi güle güle. Ne yaptın şimdi? Nereye gitti bu? Bilmem. İçimden bir ses peçetelerden birini seçmem gerektiğini söyledi bana. Yukarılardan bir yerden ilahi bir mesaj mı aldım nedir? Gireyim mi lan içeri? Hadi hayırlı işler. Devam et. Antrenman koçu Münir Bey, sen hala burada mısın lan? Gurur meselesi oldu Ahmet. Bir gireyim içeri, hemen çıkacağım lan zaten. Ulan gir hadi gir. Gençler ellemeyin arkadaş benimle. O ne lan Ahmet? Serpil mi lan bu? Ne yapıyorsun lan? Bana mı çerkiniyorsun? Allah Allah. Aman diyeyim he. Bak şarj cihazı istemekle başlar. Grupta seri başı olana kadar gider bu. Kendine sahip çık. Şu manzaraya baksana Ahmet. Irvin'in bacısı lan bu sanki. Adamın kafasında saç çıkarır lan bu. Ulan Münir, bir senin bir de Hitler'in aforizmalarını duydukça dünyaya çocuk getirme hevesim kayboluyor ya. Bir dur gözünü seveyim. Fıtı fıtı fıtı. Bir kutu sakız versene. Neydi ya? Arkadaş başlıyoruz yine ya. Neydi ya? Neydi? Ben size söyleyeyim istiyorsanız, fazla zorlanmayın. Yok yok, kendim bulmazsam kafayı yerim. İpucu vereyim hanımefendi. Yok, kendim bulacağım, şimdi bulacağım. Hanımefendi, ben Ahmet Kural. Gazi dizisinde 1014 bölüm başrol oynadı. Onu biliyorum Ahmetciğim. Ben parfümünü soruyorum. Nedir bu parfüm? En sevdiğim erkek parfümü budur da. Sen parfümünü mü soruyorsun ya? Gel kokla bakayım o zaman, bir şey yap gel. Al. Kokla. Buyurun. Ben size içecek bir şeyler hazırlayayım. Yatak odası ne tarafta? Fıtı fıtı. Yukarıda. İyi, ben oradayım. Tamam. İyi. Şimdi benim bazı doktor problemlerim olduğu için bir süre ara verdim ben. Ne oluyor ya? Bugün yasak yok Ahmet. Birbirimizin olacağız. Tabii tabii, olalım ya. Olalım valla. Olur hanımefendi, niye olmasın? Aa, hanımefendi yok artık Ahmet. Şu andan itibaren bana Kısrağım diyeceksin. Kısrağım. Boynumu öp. Öpeyim, ne olacak? Dur dur. Önce elimi tut. Kısrağım ne bana çabuk. Kısrağım. Kişne. He? Kişne. Ya, ya ama hanımefendiciğim ne yaptınız ya? Ne yaptınız bana kısrağım de. Ne yaptınız kısrağım ya? Al bunu yırt. Ha? Yırt. Şimdi dik. Af buyur. Dik onu Ahmet. Dik o gömleği. Ama ben anlamam ki dikişten. Sen dikene kadar burada bekleyeceğim. Git gömleği dik getir. Sonra da kafana geçir. İşte ondan sonra Ahmet. Birbirimizin olacağız. Hemen diktirip geliyorum. Oo, Ahmet kalkmış. Gayle benzemişin. Salih abi. Çok zor durumdayım. Annen evde mi? Müsait mi? Annem var.
Ne biçim soru lan öyle? İçki dikiş var mı abi sende? Ne olursun gözünün çapağını yiyeyim ya. Yok. Oğlum kim yıktı lan üstüne başını? O ne? Gömlek. Ver bakayım. Ha, kadın gömleği lan bu. Ama içinde kadın yok. Kadın nerede? Sen mi giyiyorsun onu? Ben niye giyeyim abi ya? Kadın giymiş hakikaten. Hayır hadi yırttın. Neyi yırttın abi sen ben... Ben 30 yaşlarda. 1.78 boylarında. İnterlandında kayısı kokusu var. Demek ki Malatyalı. Çok kaliteli, çok güzel. Süt, Türk. Sen niye ağlıyorsun lan? Ağlamıyorum Salih abi. Kadın sağ tarafıma vurdu, sol gözümden yaş akıyor. Kurban olduğum, ne olursun yardım et. Çok zor durumdayım Salih abi. Vay kardeşim benim ya. Doktor Kimball da geliyor. Kaça. Feride'cim ne haber ya? Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Hayırdır? Ahmet'ciğim şu yırtık kadın gömleğini bir alabilir miyim? Ya bir dur Salih abi ya. Hayırdır? Oğlum arıyorum seni kaç gündür. Açmıyorsun telefonlarını. Merak ettim. Bir şey oldu sandım. Bu ne hal? Önemli bir şey yok ya. İşte deneyler, elektrik, kısraklar aynı şeyler yani. Hayırdır? Sen ne yapıyorsun burada? Ya senin şu amca var ya Ahmet. Böyle bir onunla intihar etmeye çalıştı yine. O ne boy ne lan? Diyabeti varmış. Eşi de hastanede şimdi. Evet. Bana bak, bunlar ne kadar hastanede kalacaklar, ne kadar tutalım? Ha sen onun için geldin buraya. Ya ben de sandım ki. Ahmet, dikemedin mi hala bir gömleği? Dikeceğim. Sırt lan! Ya Salih abi dur bir ya. Feride açıklayabilirim, kurban oldu. Şimdi anladım senin niye telefonlara çıkmadın. Söylesene oğlum ya. Kızmadın mı ya? Yo, niye kızayım? Hatta sevindim bile. Ben de diyordum Ahmet'in yanında niye birileri yok. Öyle mi? O zaman ben bir yukarı çıkayım ya, ha? Müsait bir zamanda görüşürüz artık, hadi. Görüşürüz. Sen bak keyfine canım benim. Yalnız Ahmet, bu gece de bunlar hastanede kalsın ama ara beni, tamam mı? Tabii. Ben bir yukarı çıkıyorum ha. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Geliyorum kısrağım. İnneni, ipliğini hazırla. Geliyorum. Merhaba Ahmet. Sen beni mi bekliyorsun yoksa yeni mi geldin? Seni bekliyordum ben. Şimdi uyuyor musundur, müsait midir bilemedim. Rahatsız etmeyeyim dedim. Ya Feride dün geceki mesajla ilgili... Ben de o yüzden geldim zaten. Ya sen de dün öyle yazınca... Ya ben yanlış yaptım biliyorum. Ya Feride sen özledim deyince ben de eski günlere binaen söylüyorsun zannettim. Ben duygusal adamım kızım biliyorsun ya. Özür dilerim bir daha olmayacak. Yok Ahmet. Ben zaten şey için geldim ya. Ya Ahmet hemen havalara girer. Yine bir manyaklık yapar diye geldim biliyorum Feride'cim. Ama artık öyle atraksiyon, action, action yok. Bitti o dönemler. Abi yara, hastanenin önünden uçakla geçip veriyor musun diye bağırmayı düşündüm ama... ...dedim hem aşırı kaçar hem de yanlış anlaşılır. Yok aslında yanlış anlamazdım da. Feride'cim artık böyle atraksiyonlar, matraksiyonlar, antikotin hareketler yok. Tamam mı? Ben her şeyin farkına vardım, idrak ettim. Biz artık seninle arkadaşız. Korkma ya. Ne vuruyorsun lan? Ya sen ne vuruyorsun refleks? İyi misin? Sixpack olmasa sıçtık. Ben aslında biraz memnuniyetsiz gözükmüş olabilirim ama... ...ben seviyordum o atraksiyonları. Ya yok Feride'cim öyle. Ne o cıvık cıvık hareketler falan. Yok artık öyle atraksiyon matraksiyon. Bitti. Lan yemin ederim ben yapmadım bak. Yemin ederim kurban oldum. Tamam Ahmet. Anam artık spontane mi gelişiyor lan bu acayiplikler? Ben yapmadım. Ahmet tamam ben yaptım. Tamam, susun. Yahu 100'e kadar sayıp çıkın dediydiniz. Erken mi çıktık yoksa? Ona mı kızdınız? Ahmet, ben çok utandım. Feride!
3 maçlık para aldık. İsterseniz çak. Ankara'nın bağlarını biliyor musun lan? Var efendim. Çal bakayım ben. Misket var. Tamam kes. İzmir marşından gidin hadi. Hadi. Bundan sonra evden hep böyle çıkacağım. Haftalık vereceğim size. Devam edin. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata gibi.